Linet, besteci George Theofanos'un teklifiyle Yunanistan'a gitti ve ortak çalışmalara imza attı. Şarkıcı, 7 farklı dilde şarkı söyleme avantajının haklı gururunu yaşadığını söyledi. Türkiye'de de müzikseverlerle buluşacak olan ikili, ortak konserlerde de buluşacak. Tuğba Ekinci ve Alişan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oylarını kullanmak için sandık başlarına gitti. Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek için sosyal medyada paylaşım yaptı ve altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar? Harbiden alırız sanmanız çok komik, çok büyük saflık. Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez, dedi. Alişan da Erdoğan'ı destekledi ve Cumhur İttifakı'nın 326 milletvekili çıkarmasının beklendiğini belirtti. Melek Mosso, yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülüne layık görüldü ve törene sevgilisiyle birlikte gitti. Mosso, siyah elbisesiyle poz verdi ve kalçasını ön plana çıkartarak dikkatleri üzerine çekti. Estetik hakkında konuşan Mosso, çene estetiği yaptırdığını ve diğer ufak tefek şeyler yaptırdığını söyledi. 35 yaşındayken estetik yaptırmayı savunuyor. Zeynep Beşerler, 14 Mayıs genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık %5'lik farkla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakmasının ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla. Yazık." ifadelerini kullandı. Beşerler'in bu paylaşımı tepki çekti. Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen ünlü bir isim. Türkiye'deki seçimlerde erken saatlerde sandığa giderek oylarını kullandı ve paylaşım yaptı. Erbil, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafına, "Kemal dedem geliyoruz" notuyla eşlik etti. Yazlık mini elbise giyen Erbil, seçim kombinini paylaştı. Emre Altuğ, 12 Mayıs'ta babası Tuncer Altuğ'un ölüm haberini aldı. Tuncer Altuğ, 2013 yılında boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Emre Altuğ, İstanbul'da verdiği konseri iptal etti ve babasının cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Rihanna ve ASAP Rocky, oğulları RZA Thurston Myers'in 1. yaşını kutladı. Çift, oğullarının adının bir yıl saklı tutulduktan sonra geçen hafta ortaya çıkmasının ardından anneler günü arifesine denk gelen doğum gününe özel pozlarını paylaştı. Rihanna, ikinci bebeğinin doğumuna hazırlanıyor. Fazıl Say, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ikinci tura kaldığı resmi olmayan sonuçlara göre önde olmasının ardından isyan bayrağını çekti ve sosyal medya hesabından, "Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu?" sorusunu sordu. Seçimden bir gün önce Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan Say, oyunu kullandıktan sonra mutlu olduğunu paylaşmıştı. Fazıl Say, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Susuyorum," dedi.